Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem adeta ülkemizi büyük bir enkaza çevirdi. Şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz ve mimar, müteahhit Sayın Mehmet Paydaş bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum Aleyna Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı sarmaya, enkazları kaldıran görüntüleri de gördükten sonra artık yaraları sarmaya çalışıyoruz. Biz öncelikle sizin izlenimlerinizi ilk günden beri, artık 11. gündeyiz ama sizin izlenimlerinizi, deprem bölgesindeki değerlendirmelerinizi almak isteriz. Şöyle, öncelikle sözlerimi başlamadan önce bu yaşanan doğal olaylarında depremde vefat eden yurttaşlarıma Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Kalanlara da öncelikle başsağlığı ve tabii ciddi anlamda bir sabır testinden geçiyoruz. Sabırlar diliyorum. Umarım en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Depremin ilk şokunu atlattık diyebiliriz. Tabii ben Urfa özelinde isterseniz bir takım analizlerde bulunayım. Urfa bu anlamda biraz daha diğer illere göre 10 il içerisinde Adıyaman, Maraş, Hatay'a göre biraz daha az hasarlı bir pozisyonda. Yaklaşık bugüne kadar toplam 1200 adet, bugün valinin yaptığı açıklamaya göre 1200 adet hasarlı bina var. Vefat sayımız da 380 dolaylarında. Şu an halen insanlar tabii çadırlarında, hem yaşadıkları konutların hasarlı olmasından dolayı evlerine geçemiyorlar ya da halen endişede olanlar yapılarına, evlerine geçmekte korku duyuyorlar. Ama bu anlamda diğer illere göre biraz daha Urfa normal hayata dönüş sürecine girmiş bulunuyor gibi. Gün be gün insanlar normal hayatlarını, iş hayatlarına, gündelik hayatlarına dönmeye çalışıyorlar. Şimdi bir süreç var önümüzde. Öncelikle binalardan çeşitli envanterler alınıyor ve sonrasında bu depremin yıkıcılığı esas olarak ölçülmeye çalışılıyor. Ne oldu da bu kadar çok yıkıcı oldu? Bununla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, tabii uzmanlar, özellikle jeologlar bu konuda önemli tespitlerde bulunuyorlar. Yani bu fay yaklaşık 500-600 yıl önce böylesi bir büyüklükte kırılmış. Tabii bu süre zarfı içerisinde bayağı bir enerji birikimi söz konusu olmuş. Urfa özelinde şunu ifade edebilirim. Şimdi biz sonuçta ciddi anlamda Urfa son 30 yılda, son 40 yılda ciddi anlamda köyden kente göç almış bir şehir. Bunun da yarattığı bu nüfus artışına binaen de çok ciddi bir şekilde konut artışı, inşaat artışı söz konusu oldu. Bunlar belli bir denetim mekanizmasından, şimdi şunu söylemek gerekir, aslında ülke genelinde biz yapı denetim noktasında, işte kamunun denetimi noktasında bir takım sıkıntılarımız var. Örneğin şu an şöyle bir ibare dolaşıyor sürekli deprem sürecinden beri, işte yapı denetimler yapılsın diye. Zaten Türkiye'de 2001 yılına kadar kamu bu denetim sürecini işletiyordu, yani belediyelerin nezdinde bu denetimler yapılıyordu. 2001 itibariyle 16-19 pilot şehirde, bunların içerisinde Hatay ve Gaziantep'in de bulunduğu 19 pilot ilde özel resmi kuruluşlara bu denetim yetkisi devredildi. Bu denetim, yapı denetim kuruluşlarında yaklaşık 12 tane teknik eleman her yapının görev ve sorumluluğu çerçevesi içerisinde denetimde bulunuyordu. Daha sonra 2011 itibariyle Türkiye'deki bütün 81 ile bu yapı denetim uygulaması hayata geçirildi. Ancak bu denetim noktasında şöyle bir sıkıntı vardı. Yani bu 3 yıl öncesine kadar bir müteahhit yapacağı konut veya yapacağı inşaatla ilgili yapı denetim kuruluşunu kendisi seçiyordu. Yani siz sizin yapacağınız inşaatı denetleyecek firmayı kendiniz seçiyordunuz müteahhit olarak. Bu da ne yazık ki serbest piyasa koşullarında bir takım sıkıntılar doğuruyordu. Sonuçta siz ücretini, patronunuz sonuçta müteahhit, onu denetliyorsunuz. Ücretini aldığınız bir kurumu, kuruluşu, tüzel kişiliği ne kadar sağlıklı denetleyebilirsiniz? Böyle bir eksiklik vardı bu sistemde. Son 3 yıl içerisinde bu sistem daha da güncellendi. Artık merkezi sistem üzerinde bir müteahhit bir yerde yapacağı yapıyı kendisi tercih etmeden, çevre şehirciliği sisteminden merkezi bir atamayla yapı denetim kuruluşuna atanıyordu. Ve o inşaat o firma tarafından sağlıklı bir şekilde denetleniyordu.
Şimdi de yıkımın bu kadar olmasının nedeni bizim yönetmenliklerimiz ve mevzuatlarımız ne yazık ki sürekli güncelleniyor. Yani mesela deprem yasası bundan 3 yıl önce tekrar güncellendi. En Evet. son ondan önce 2007'de tekrar güncellendi. Yani yaklaşık Erzincan depreminden beri yaklaşık 8 defa biz deprem yasamızı güncelledik. Özellikle de eski yapılar, yani 30 yılını devirmiş, 25 yılını devirmiş yapılar o dönemki deprem yönetmenliğine göre yapılmış. Ve Urfa'da örneğin şöyle söyleyeyim, yani şu an hazır beton dediğimiz teknoloji Urfa'da son 15-20 yıldır aktif olarak kullanılıyor. Şöyle bir bilgi Veya var hatta elimde. Yıkılan binaların %98'i 1999 yılı öncesine aitmiş. Aslında iyi ya bir işte seviyede mesela olduğumuzu söyleyebiliriz, değil mi? ya ben şunu mesela şu an arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Ben açıkçası Urfa üzerinde şunu net olarak söyleyebilirim. Şimdi Hatay'ın ve Adıyaman'ın yapı stoğuna çok hakim değilim teknik olarak. Ama ben 17 yıldır mimarlık hizmetinde bulundum. Proje çizdiğim şehir için şunu net olarak söyleyebilirim. Urfa üzerinde evet bir takım yıkımlar, vefatlar oldu ama ben böylesi büyük bir depremde Urfa olarak başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Sonuç itibariyle yıkılan yapıların hemen hemen tamamı 25 ve 30 yılda aşkın bir süre önce yapılmış yapılar. Bunda mesela kullanılan demirler nervürsüz demirler. Yani bugünkü deprem yönetmenliğinde kullanılması katiyen yasaklanmış demirler. Ama o dönem için bu kullanılabilir yapı elemanlarıydı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Hatay'da yıkılan binaların eğer tamamı bu şekilde ise işte biz ne yazık ki sonuçlarını ödedikten sonra, öngörüde bulunamadıktan sonra bu tarz acılar yaşadıktan sonra bu tespitleri yapıyoruz. Umarım bundan da ciddi bir ders çıkarırız. Burada da eksiklerimizi net bir şekilde görerek hızlı bir şekilde bundan sonraki süreçte hem hasar görmüş yapıları veya bundan sonra yeni yapılacak yapılarla ilgili daha sağlıklı yapılar oluşacağını düşünüyorum. Şimdi aciliyet olarak hemen şunu da sormak istiyorum. Bir yıl içinde belirli konutların yapılacağı bilgisi geldi. Hatta deprem sonrasında enkaz çalışmaları, hatta arama kurtarma çalışmaları yapılırken bu açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan nezdinde geldi. Siz bu bir yıllık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar hani birçok isimden de kısa bir süre olduğunun altı çiziliyor özellikle. Yani şöyle, yani bir inşaat teknik olarak böyle bir sürede bu kadar konut yapılabilir mi? Yani Türkiye'de çok ciddi müteahhit firmaları var. Yani böyle bir altyapıya müsait. Türkiye özelinde de bunu çok net şekilde ifade edebilirim. Ancak açıkçası ben bu kadar hızlı şekilde harekete inşaat sürecine geçmesini çok doğuruyorum. Yani evet enkaz süreci içerisinde bazen hızlı davranmak gerekiyor. Yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Ben de şu an acil bir şekilde hasarlı yapılara giremeyecek insanlar, yapıları yıkılmış, konutları, evleri yıkılmış insanların geçici süreliğine de olsa konaklayabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların oluşturulması, kalıcı konut sorunun çözümü için özellikle eğer bunlar Maraş, Adıyaman, Hatay, mesela Hatay'da yıkımın bu kadar yoğun olmasının temeli zeminden kaynaklı. Maraş'ta görüyoruz, fan hattı üzerinde yerleşim yerleri söz konusu. Bir de bu depremin hangi zeminde nasıl bir etki yarattığının analizlerinin yapılması gerekiyor. Bu tespitler yapılmadan hızlı bir şekilde hemen konut belli alanlar seçilip özellikle de bu alanlar hazine alanları olacaktır devlet açısından. Bu tespitler, teknik araştırmalar, analizler yapılmadan konut imalatına geçilmesinin ben pek doğru olduğunu bilmiyorum. Eğer bunlar hızlı bir şekilde yapılırsa 1 yılda ya 8 ayda da bu konutlar teslim edilebilir. Yani birden fazla şehirde, birden fazla müteahhit firmasıyla ve ciddi bir bütçe ayrılarak bu konutlar yapılabilir tabii ki. Şimdi hep deprem olunca Japonya örnekleri verilir ya, Japon bir uzman da şunu söylemiş. Demiş ki Türkiye'de müteahhit olmak çok kolay. Bizim ülkemizde müteahhitler mutlaka mimar olmak zorunda. Şimdi bu nezde bu söylemleri de baz alırsak eğer bundan sonra vatandaşlar kimlerden ev alacaklar? Müteahhitlere mi gidecekler? Sadece işte devlet destekli olanlara mı gidecekler? Artık Türkiye'de müteahhit olmak çok mu zor olacak, onu soralım. Ya bence de olmalı. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani şimdi bir takım veriler geliyor. Avrupa'daki müteahhit sayısının 3-5 katı kadar Türkiye'de müteahhit sayısı olduğu söyleniyor. Ben açıkçası çok o rakamları takip etmiyorum. Ama bu Türkiye'de müteahhit olmak çok kolay. Onu söyleyeyim. Her ne kadar her dönem işte bir takım koşullar ve şartlar getiriliyor bile olsa bunlar çok rahatlıkla aşılabilecek
noktalar. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Evet. Şimdi mesela şunu diyoruz. Ya bu iş sadece müteahhitten kaynaklı yıkımların tek sorumlusu müteahhittir demek de doğru değil. Bir müteahhitin doğru mühendislik ve proje mimarlık hizmeti alması gerekiyor. Projesinin yanlış olduğu bir işte mesela görüyoruz Adıyaman'da bazı yapılar var. Yapı hiçbir şey yıkılmadan, camları bile kırılmadan yan yatmış. Temelde belli ki zemin etüdünde doğru analiz yapılmamış. Müteahhitin bu yetkinlikte olması gerekiyor. Aynı zamanda bu yetkinlikte mimar ve mühendislerle çalışılması gerekiyor. Ne yazık ki bizde mühendislik ve mimarlık eğitimi de her geçen gün bu anlamda eksik yapıldığını düşünüyorum. Yani nasıl ki herkes müteahhit olamıyorsa her üniversite mezunun mimar mühendis bitirdikten sonra hemen proje çizme yetkisinin olması, belli bir tecrübeye sahip olması gerektiğini ve mühendislik mimarlık fakültelerinin de belli bir seviyeye çekilmesi gerektiği kanaatindeyim. Nasıl tıp fakültesine girebilmek için, gerçi onlarda da aynı sorunlar yaşanıyor ama bu iş üniversite eğitiminden başlıyor. Sizin orada çalıştırdığınız usta, işte demir ustasından düz işçisine kadar beton santralinden tutun da aldığınız demir donatı firmasının kalitesine kadar birden fazla bileşeni var. Mesela dün bizim üstadımız ünlü Emre Arıla çok güzel bir şey atmış. Ben de sosyal medyada gördüm. Toplumsal suç birliği diye bir hashtag gördüm. Yani bu noktada ben toplumsal olarak bu işin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Yani sadece müteahhitlik kurumunu revize ederek bu sorun çözülemez. Anladım. Mutlaka bir faydası olacaktır. Ama kümülatif olarak yani şöyle bizim insanımızda mesela herkes her yerde inşaat yapabiliyor. Mesela ben usta üzerinde şunu ifade edeyim. Biz tarım şehriyiz. Türkiye'nin en fazla tarımsal istihdamı ve tarımsal girdinin olduğu şehirdir. Şu an sizi Ova'ya götüreyim, Harran Ovası'na götüreyim. Herkes tarlasının ortasına hiçbir mühendislik hizmeti almadan, hiçbir analiz tespit yapılmadan konut yapabiliyor tarım arazisi üzerine. Bırakın daha tarım tekniğine uygun olup olmaması. Tarım arazisine bile inşaatlar yapabiliyor. Bunun denetim mekanizması yok. Yani insanlar, şimdi siz Avrupa'da herhangi satın aldığınız bir yapının penceresini bile değiştiremezsiniz. Belediye veya ilgili kurum kuruluşlardan izin almadan. Ama biz bugün sahada şunu görüyoruz. İnsanlar dükkanlarının kolonlarını kesebiliyor. Evet. Bırakın daha kaçak inşaat. Yani kümülatif olarak bu sektörle ilgili, inşaat sektörüyle ilgili bu meslek grubunun bütün bileşenleriyle ilgili genel bir çalışma yapılması gerekiyor, revize yapılması gerekiyor. Peki vatandaş nezdine indiğimiz zaman işte ben bir binanın 5. katındayım ama giriş katımda bir atıyorum dönerci var ya da işte bir lokanta var. Bu lokantada daha çok yer masa koyabilmek için, daha çok hizmet verebilmek için az önce bahsettiğiniz gibi takım kolonları, kirişleri işte kesmiş, biçmiş durumda ya da işte bir gideri bağlayamamış usta ve borular geçirilmiş. Peki bir vatandaş olarak Evet. nerelere başvurulması gerekiyor? Benim binamda böyle sıkıntılar var deyip neler yapılması gerekiyor? Vatandaşın daha bilinçli olması gerekiyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Ya şimdi şu an yaşanan tablodan itibaren bence özellikle de deprem bölgesi üzerinde yaşayan bütün kentlerde yapı denetime tabi olan yapılarla ilgili hemen ilgili yapı denetim kuruluşlarına başvurup oturdukları konutlarla ilgili tespit yapmalarını talep etmeleri gerekiyor. Söz konusu dükkanda varsa bir kolon, kiriş, taşıyıcı elemanla ilgili bir dezenformasyon ona bakılması. Ve akabinde mesela biz şu an bizimle iletişime geçen kentte yaşayan tanıdıklar, eşler, dostlar, akrabalar herkesin acaba benim yapımla ilgili bir sıkıntı var mı diye soru Evet. soruyor. Şu an bakanlık nezdinde Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası koordineli şekilde hasar tespitleri yapılıyor. Şu an yapılan hasar tespitleri yüzeysel hasar tespitler. Ama akabinde söz konusu kendi oturdukları konutlarla ilgili dediğim gibi önce yapı denetim, daha sonra belediyeden kendi projelerini alarak buralardaki herhangi bir taşıyıcı elemana bir müdahale yapılıp yapılmadığını, ayrıca bu deprem sonrası yapımızın bu depremden ne kadar etkilendiğini daha derinlemesine analiz yapacak çalışmalarda bulunmaları gerekiyor. Şunu da özellikle belirteyim. Şu an sahada Urfa'da da benzer sıkıntılar var. Bunu belirtmem gerekiyor. Şu an Urfa özelinde bizim bütün inşaat mühendisi ve mimarlar odasına kayıtlı bütün meslektaşlarımız gönüllülük esasına dayalı olarak gözlemsel tespitlerde bulunuyorlar.
Ancak bunu da kötü amaçlı kullanan insanlar var ücret karşılığında. Öncelikle sizin aracınıza da bu çağrıda, bu duyuruda da bulunayım. Lütfen, evet. Şu an yapılan bütün tespitler kesinlikle ve kesinlikle Çevre Şehircilik ve TUMOBA bağlı İnşaat Mühendisler Odası ve Mimar Odası koordinasyonuyla üyelerimizin, meslektaşlarımızın gönüllülük esasına dayalı olarak ücretsiz şekilde yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde talep edilen gözlemsel yapılacak tespitlerde ücret talebinin de bulunanlarla ilgili hemen ilgili Çevre Şehircilik veya valilik nezdinde şikayette bulunabilirler. Bu süreç atlatıldıktan sonra dediğim gibi işte bir takım performans analizlerini ilgili özel Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından da lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından bunların analizin yapılmasında da fayda var. Bunları yaptıktan sonra yapılarının hem deprem öncesini veya deprem sonrasında ne kadar bu süreci atlattığına dair tespitlerini çıktılarını alabilirler. Şunu görüyoruz ki ülkece ve milletçe gerçekten çok duyarlıyız her anlamda, her konuda ve bundan sonrası için de hepimiz, ben eminim ki herkes elini taşın altına koyacaktır. Nasıl ki şu birkaç günlük süreçte neredeyse deprem uzmanı olacak kadar hepimiz kulak vermiş durumdayız. Zannedersem bundan evet. Sonra da bu süreç inşaat sektörü için de geçerli olacak, doğru mudur? Ya kesinlikle biz genelde hep işte depremi veya işte yapıların güvenliği ile ilgili konuları ne yazık ki böylesi kötü tecrübeleri yaşadıktan sonra daha çok tartışıyoruz. Hı-hı. Ama bence bu deprem bu sefer ülke genelinde büyük bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Umarım. Yapıların güvenliği, işte kentlerin nerede imarının yapılacağı, nasıl imar edileceği, hangi bölgede imar edileceği konusunda artık daha bilime dayalı, teknik insanların görüşlerine güvenerek, onların yorumları dikkate alınarak yapılacak kanaatindeyim. İnşallah yani işte deprem bölgesiyiz. Şu an konuşuluyor. İstanbul'da deprem bekleniyor. Ege'de, İzmir'de gene olabileceği konuşuluyor. Mevcut yapı stoğunu acilen gözden geçirip evet. Yeni yapı stoğu, yeni yapılarında kesinlikle bu yeni teknikle, yeni mühendislik çalışmalarına uyumlu bir şekilde yapılması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Sayın Mimar ve Müteahhit Mehmet Paydaş bizlerleydi. Önümüzdeki günlerde mutlaka soracağımız, öğreneceğimiz çok şeyler olacaktır. Tekrar bağlanıp sizlerden bilgi almamız gerekebilir. O yüzden tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. İnşallah keyifle. Ben de çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım katkı sağlamıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, gelişmeleri samimi haber olarak aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.